Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün karşınızda 01 klavye var. Gördüğünüz gibi güzel bir klavye. Sarı, siyah donanımlı. Bir Logitech klavye aldım. Ben bunu daha demin kendim açtım. Ama size böyle bir unboxing yapayım dedim. Gördüğünüz gibi get expressive, yani ifade et kendini falan diyor. Ben yalancıktan açayım arkadaşlar size. Woo! Açıl lan. Gördüğünüz gibi böyle bir klavye arkadaşlar. Mekanik bir klavye. %60'lık TKL diye geçiyor. Yani 10 keyboardless. Yani şeyleri yok. Numpad yok yani. Burada numpad yok. Ben normalde arkadaşlar hep şu klavyeyi kullanırdım. Halen de kullanıyorum. Burada kullanırdım dedim sanki. Bu klavyeyi kullanıyorum. Bu da Logitech'in K270. Ve her işimde görüyor yani. Ama membran klavye ve artık biraz eskimeye başladı. Ve şuradaki tuşları ben çok fazla kullandığımdan dolayı, yani bu X, A, S, D, W, A, S, D çok kullandığımdan dolayı dedim bir kendime bir hediye alayım ya. Niye almayayım ki dedim. Ve böyle bir klavye almak istedim. Bu klavyeyi almamda çok özel bir sebep yok. Güzel göründü gözüme. Diğerleri biraz daha böyle RGB'li. İşte böyle şeydi. Ben dedim böyle farklı bir klavye alayım dedim. Yoksa böyle emojileri falan çok kullanan bir insan değilim yani. Kutunun içinde bunlar geliyor bu arada. Daha yeni açtım ha. Hop. Şöyle. Burada işte bu Bluetooth ya da Wi-Fi ile bağladığı kendi dongle'ı var. Burada da eğer emojileri değiştirmek istiyorsanız bunları da değiştirebiliyorsunuz. Ve kendi benim bildiğim şey var. Bir tane program var bu Logitech'in. Onunla buradaki şeyleri değiştirdiğinizde, bunları da değiştirince o programın içinde normal şey oluyor. Kullanabiliyorsunuz. Ve buradaki multimedya tuşlarını da hepsini değiştirebiliyormuşuz falan filan. Bakalım ama şimdi şunu abi alayım ben. Gördüğünüz gibi şunu şuraya koyayım. Şöyle bir karşılaştırma yapalım bence. Benim eski klavye ile şöyle. Gördüğünüz gibi 160'lık bir klavye olduğu için küçük. Ve gaming bir klavye değil yani. Of. Bakın. Ses geliyor mu oraya? Şöyle şey yapayım. Mikrofonu oraya koyayım arkadaşlar, bakın. B tuşuna basıyorum. Abi. İnanılmaz ya, çok güzel. İyi ki almışım ya, hoşuma gitti şimdi var ya. Normalde ben böyle şeyler çok şey yapmam yani, dikkat etmem ama bazen kendine böyle küçük hediyeler almak isteyebilir insan kendisine. Gördüğünüz gibi her zaman Türkçe'de kullanım hatası yapıyorum. Şurada arkadaşlar iki tane AA batarya dediğimiz iki tane pili var. Onlar da çalışıyor. Çok fazla bir şey yok. Sadece güzel, estetik. Sarı ve siyah benim sevdiğim renkler. Bunun farklı renkleri de vardı. Şey vardı, pembe vardı, bir de lila rengi vardı. Ben bunu seçtim. Zaten biliyorsunuz benim thumbnail'larımda, küçük resimlerimde hep sarı ve siyahı kullanıyorum. Ve arkadaşlar Borussia Dortmund'un da renk paternine uyuyor. Tabii futbolla çok alakam yok da yine de öyle şey yapayım dedim. Ekstra bir özelliği var mı arkadaşlar? Bilmiyorum, vardır belki. Şeyimiz nereye gitti? Ve buna sanırım benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar birden fazla şeyi bağlayabiliyorsunuz yani. Hem bu klavyeyi bağlıyorsunuz hem de başka wireless Logitech olan mouse'ları falan bağlayabiliyorsunuz. O yüzden bununla beraber yanında bir tane daha mouse var ama ben onu almadım. Onun yerine farklı mouse'lar bağlayabilirim. Hem Bluetooth'la bağlanıyor hem de bununla bağlanıyor. Ve birden fazla aynı anda 3 tane cihaza bağlı olabiliyor. Aynı anda dedim yani. Şurada aç kapama var. Aha gördüğünüz gibi. Burada 1, gözüküyor mu oradan? 1, 2, 3. 3 farklı cihaza bağlanabiliyor. Burada multimedya tuşları var. Sanırım multimedya tuşlarını kullanmak için ekstra bir tuşa basmamıza gerek yok benim bildiğim. Direkt basınca kullanıyoruz. Eğer F11 işte F12 kullanmak istiyorsak FN tuşuyla kullanmamız gerekiyor. Öyle. Siz de arkadaşlar şimdi biraz mekanik klavye sesine maruz bırakacağım. Of. Çok güzel. Boşluk tuşu o kadar güzel değil ama diğerleri bence güzel yani. Enter. Zaten Türkçe klavye arkadaşlar. Şimdi hemen gidip bir bilgisayara bağlayalım bakalım nasıl olacak. En son bir de şuna tekrar karşılaştırayım. Huu! Ben bunu taktım bilgisayara. Hemen bir tane program bunu gördü, tanıdı. Nasıl oldu bilmiyorum. Şuradan bir şey çıktı. Hemen gördü arkadaşlar. Bir bakalım ne yapabiliyoruz. Mute, unmute. Şeyler. Ha buradan tuşları tanıtıyor bize. He. Gördüğünüz gibi anladım. Burada da, bu arada şeyi yanıp söndürüyor. Güzelmiş. Tamam devam edelim. Emoji, emoji tuşuna basınca orada emoji şeyi çıktı. Güzel. Güzel. Bakalım başka ne var? Ha bunlar customize yapılabiliyor. Tamam bunları çıkartıp şey yapabiliyoruz. Bunlar Blue Switch diye geçiyor arkadaşlar. Mekanik klavye ama ben nasıl çıkartılacağını bilmiyorum. O yüzden şu anda okumayacağım onları. Değiştirebiliyoruz. Daha demin gösterdiğim şeylerle değiştirebiliyoruz.
Easy Switch diyor. Bunda işte 3 tane farklı şeye bağlandığımızdan bahsediyor. Emoji menüleri değiştirebiliyormuşuz falan filan. Yazı deneyimine bakalım. Ben çok iyi yazan bir insan değilim ama alışmamız da zaten uzun sürecek. Bir bakalım. Güzel. Güzel. Bir de şuraya emojileri de yapıştıralım. Emojileri yapıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle bir klavye bu. Mekanik dediğim gibi brown switch, tactile diye geçiyor. Güzel arkadaşlar, yani kendinize bu gaming dediğimiz şeyden uzak tutmak istiyorsanız, yeni bir klavye görmek istiyorsanız güzelce bunu kullanabilirsiniz yani. Benim hoşuma gitti. Bir de en son arkadaşlar bir oyunda deneyelim. Çünkü ben bununla genelde oyunda oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. Şeyimiz nasıl? Şöyle sadece bakmak için. Oynanabilir mi? Güzel. Öbüründen daha iyi. Yani K270'den daha iyi. Ama dünyanın en iyi şeyi diyemem. Bu brown switch olduğu için tık 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 ses çıkarmıyor. Tactile. Yani böyle klik klik ses çıkarmıyor diyorlar. Klik klik ses çıkarmıyor. Evet. Böyle güzelce oynayabiliyoruz. Güzel. Güzel arkadaşlar. Genel olarak bu klavyeyle alakalı diyeceklerim böyle arkadaşlar. Bence gayet güzel bir klavye. Estetik açıdan benim hoşuma gitti. Yuvarlak olması da güzel. Ve gaming klavyesi değil ama ben bunu tabii ki oyunda kullanacağım. Arkadan aydınlatması yok ama benim için çok önemli bir ayrıntı değildi. Ben genel olarak çok beğendiğim bir klavye. Herkese tavsiye ederim. Ben bunu 1730 liraya aldım arkadaşlar. Fiyat her zaman değişiyor. O yüzden siz kendiniz araştırıp bakmanız daha iyi olur. İsmi de Logitech Pop Keys diye geçiyor. Farklı dediğim gibi renklerde mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.